Hepinize tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber şöyle ot sezonunu küçücük açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Benim oğlum otlu gözlemeyi çok seviyor. Şimdi bugün yavaş yavaş artık kış geliyor. Kış otları çıkmaya başladı. Şimdi şöyle kördem buldum. Genelde bu muhitte kördem çok fazla olur. Şöyle biraz kördem toplayalım sizlerle beraber. Biz buna kördem deriz arkadaşlar. Bazı yörelerde yabani sarımsak ve yabani pırasa olarak da biliniyor sanırım. Sizler nasıl biliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz isimler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kokusu bunun soğanla sarımsak karışımı öyle diyeyim. Böyle biraz pırasayı da andırıyor. Yani soğan ve sarımsakgillerden diyebiliriz yani kördeme. Şimdi baksanıza burada bir sürü çıkmış. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle büyük olanları, küçükleri ellemeyeceğim. Bunlar birazcık daha katılsın böyle. Şöyle büyük olanları şöyle kenarından kesiyorum. Yine kökünü bırakıyorum. Tekrardan çıksın seneye diye. Bakın bu şekilde. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu ot yemekleri yaparken ot yemeklerinin içine karıştırabiliriz. Ondan sonra ıspanak yemeği yaparken içine karıştırabilirsiniz. Ispanak yemeğine ayrı bir lezzet veriyor. Ot yemeklerine de ayrı bir lezzet veriyor. Ayrıca da bunları bu şekilde çok fazla bulduğumuz zaman içerisine doğrayıp içerisine böyle çok hafif yumurtayı pişirip hani yumurta kırıp o şekilde de gözlemenin içinde çok güzel oluyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Bakar mısınız gözleme? Hani gözlemede de çok güzel oluyor öyle söyleyeyim. Şöyle resmen şey gibi olmuş yani pırasa gibi soğan gibi büyümüşler. Şöyle bir 5-6 tane bundan alacağım. Turp otunun içerisine karıştıracağım ben. Börek yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ömer bahar otlarını, kış otlarını, otlu börekleri çok seviyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Mesela benim ablam Camili, ben kimlik Kilik'te duruyoruz. Ablam Camili de evli. Camili yani yan köyler diyelim. Orada da Erdem olarak bilinirmiş. Yan köyde mesela aynı otların her yörede isimleri farklı oluyor aslında. Şimdi bazı takipçilerim eski ot videolarım çok fazladır benim. Bildiğimiz otların videolarını çok çekmeyi ben sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Yediğimiz bildiğimiz otların videolarını çekiyorum arkadaşlar size. Yemediğim otların videosunu asla çekmiyorum. Yaklaşık hani şöyle bildiğimiz belki çok fazla çeşit var. Öyle söyleyeyim size. Bazen de hani böyle topladığımız otların yanından geçiyoruz. Bazı takipçilerim de işte ot ismini falan söyle, işte yanından geçtiğin otu biz yeriz falan diyerekten de yorumlar yazanlar da oluyor. Ama diyor dediğim gibi bilmediğim otları arkadaşlar hani sizlere önermiyorum. Hani yenip yenmediğini bilmediğim için sizlere kendi yediğimiz otları gösteriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Baksanıza. Şöyle bir tane daha alayım. Şimdi bu benim için yeterli. Bakın. Bu benim için yeterli. Ben turp otunun içine karıştıracağım. Ayrıca sadece pişirmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi birazcık da turp otu toplayalım sizlerle beraber. Şimdi bakın burada arkadaşlar bu hardal turp. Bu biraz tohuma kaçmış. Şimdi biraz erken kaçmış sanki bu tohuma. Demek ki daha önceden çıkmış bu turp. Bu hardal turp bu biraz kartlaşmış. Turplarda 3-4 çeşit oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şu da yenilebilen bir turp. Şöyle göstereyim. Turplarda yağlı turp olur. Ondan sonra deli turp olur. Deli turp dediğimiz turp da yeniliyor ama yağlı turp kadar tadı olmuyor arkadaşlar. Bakın.
3-4 cins oluyor turplarda. Turp otları da. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bu turp otunu ne yapacağım? Gözleme yaparken sizler nasıl yapıyorsunuz? Ben turp otunu gözleme yaparken doğruyorum arkadaşlar. Çok az haşlıyorum. Hani böyle canı gitsin diye. Bazen de türlü otların içine karıştıracağım zaman haşlamadan yapıyorum. Ama tek başıma yapacağım zaman çok az haşlıyorum. İçine yumurta kırıyorum. Ondan sonra şu neydi işte kördem katıyorum içine. O şekilde de güzel oluyor. Yumurta kattığınız zaman da çok güzel oluyor. Yumurta katmadan da sadece kış otlarıyla beraber karıştırdığımız zaman da çok güzel oluyor. Yani her yöntemle yapabilirsiniz. Turp otunu bulduğunuz zaman kaçırmayın derim yani. Bakın bu da tazecik göbeği. Şöyle göbek kısmını alacağım. Sizler de bu şekilde ot toplama videolarını geçen sene çok seviyordunuz. Bu sene de hani otlar çıktıkça, köye geldikçe yine tekrar sizlerle beraber ot toplama videoları, pişirme videoları elimden geldiği kadar çekmek istiyorum, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hani bildiğimiz... Şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman hani köyde, kentte hani bir düz arazi olur. Şöyle gördüğünüz zaman mesela bu otu bulduğunuz zaman toplayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla şöyle bir kopardığınız zaman bir koklayın. Sarımsak ve soğan karışımı hani böyle bir aroması kokusu geliyorsa bu otu da çok rahat gönül rahatlığıyla toplayabilirsiniz yani. Şöyle bildiğim otları sizlerle beraber paylaşıyorum. Hem de dediğim gibi Ömer'e gözleme yapacağım. Yok, bu turpu almayacağım. Şu turpu alacağım. Şöyle göbek kısmını. Geçen yıl hatta Gülsüm sen ot topladıkça sanki kendim topluyormuşum gibi oluyor diye bir sürü yorum falan yazmıştınız bana. Vallahi arkadaşlar keşke yakın yer olsa sizlere de gönderme şansım olsa da toplayıp da gönderebilsem. Ben buraya geldiğim zaman hani ben köyde duruyorum. Hani Antalya'da olan arkadaşlarım hani bu tarz otları seven arkadaşlarım var. Ondan sonra gelincik, turp otunu. Geldiğim zaman muhakkak onlara da ara ara toplar götürürüm onlara da hani şey olmasın. Hani sonuçta Antalya'da pazardan aldığın zaman bir sürü para. Bunlar pazarda da satılıyor doğal. Yenilebilen otlar diye. Bakın burada da bir aşotu var. Şu kenarlarını böcekler yemiş. Onları almayacağım. Burada da bakın bir uğur böceği. Uğur böceği seni rahatsız etmiyor. Tamam hadi almayayım seni. Eskiden parmağımıza tutardık. Bunu uç uç uğur böceği. Annen sana kırmızı pabuç alacak derdi. Hemen uçardı. Çocukluğumuz. Buna da aşotu deriz biz. Şöyle kenarlarını böcekler yemiş onu almayacağım. Bunlar daha şimdiden sonra çıkacak. Daha anca çıkmaya başlıyor artık otlar. Şimdiden sonra otlar çok çıkar. Şöyle bir de kokulu ot alalım. Bu da benim bahar müjdecisi otum diyeyim. Ben bunun kokusunu çok severim. Bunun kokusunu duyduğum zaman şimdi kışın oluyor ya ama baharın daha çok olur ve bu bana bahar kokusu, bahar müjdecisi gibi gelir resmen. Kokulu otu çok severim arkadaşlar. Şöyle koparıp şöyle koktuğunuz zaman var ya kokusu gerçekten çok güzel. Ne oldu anneciğim? Beni aramaya mı geldin paşam? Bıçak mı getirdin? Ha buldum annem. Bıçağımı düşürmüştüm de Ömer bana bıçak getirmiş. Buldum anneciğim. Şöyle değişik türlü otlardan buluyorum. Sana gözleme yapacağım. Ömer dediğim gibi çok seviyor. Bıçağımı düşürdüm demiştim. Ben bana bıçak getirmiş gelmiş paşam. Buldum anneciğim buldum. Tamam anneciğim.
Şöyle göstereyim. Bakın bu da. Ne zaman bitiriyorsun? Bir 5-10 dakikaya gelirim annem. Aşotlara mı? Ne çekiyorsun? He? Bak gel şu aşotu. Bunlar hep öğren işte bak. Bu aşot anneciğim. Bunları mı topluyoruz? Bunları topluyoruz. Bunlardan bulabilecek mi? Bulamazsın, bilemezsin ki. Bunlar bilebileceksin. Bak bu da aşot. Bu da kokulu ot deriz. Bunlar türlü otlar. Senin sevdiğin böreğin içine bunlardan karıştırıyorum ben. Aşotu değil mi? Bakayım. Değil. Bakayım. Farkı ne? Aynı. Değil anne. Aynı ama. Değil değil. Değil. Aynısı değil işte. Bilemediğin şey nasıl diyeyim. Hani otların içinde büyümezsen bilemezsin. Bu sarı işin. Yani bu da yenilir ama ne deniliyordu? Bunun adını bilmiyorum. Bak bunu bilen arkadaşlarım varsa bana yazabilir. Ben bunu bilmiyorum. Sarı çiçekli açıyor bunu. Sanırım ablam topluyordu bunu bildiğim kadarıyla. Ablam biliyordu bunun adını ama vallahi ben bilemedim. İyice ablamdan emin olayım öyle alayım bunu. Ona emin olamadım. Şimdi dediğim gibi buna aşotu deriz biz. Bunu katarız. Bunun çok güzel ayrıyetten yemeği de olur bunun. Yemeğine de o taşı deriz. Ne annem? Hı? Dur bakalım. Yok hayır yenmez. Nerede o şu? Bu da kuş konmaz bildiğim kadarıyla. Bunu annem iyi biliyor bak. Bu her yerde olmaz annem. Yenecek bir şeye benzemiyor. Yok bu kuş konmaz denir. Bunun tazeyken mi yeniyor bir şey oluyor. Bu kuş konmaz kocaman. Bunun ortasında çalı gibi şeyi çıkıyor. Aynı bu şekilde iğneli bir şey ağacı oluyor. Bunun o yüzden kuş konamazmış. O yüzden kuş konmaz denilirmiş ona. Anneannen benden daha iyi biliyor. Anneannen senelerce topladı ya otlardan. Ekşi bir şey vardı ya böyle. Ekşi bir otlar. Ekşi kuzu oğlağı. O burada olmaz. Ekşi o şeyde. Ekşi kuzu oğlağı. Ekşi kuzu oğlağı bu deriz bizim. Bir ismi var ya. Kuzu mu oğlak mı? Ekşi kuzu oğlağı deriz. Ekşi kuzu oğlağı deriz. Şey yani aynı şu otun ekşisi. Heh, onu diyeyim bak. Aynı bu otun ekşisi ne arkadaş? Ekşi kuzu oğlağı deriz. Biz hatta pazarlarda falan da satılır onun. Harmadır. Dikilmiş hali. Burada olmuyor annem o. Şu bizim annenden gelen evin arkasında çalılar var ya. Çalıların aşağıda. Dibinde olur. Yıl önce hatırlıyorum. Evet. Sonra az onlar çıkmaz da. Onlar çıkınca gidelim göstereyim ben sana. Baharda çıkıyor herhalde. Baharın çıkar annem. Baharın çıkar paşam onlar. O zaman çıkınca ben sana gösteririm. Oradan taze taze toplayıp gelelim. Yufkamızın içine dürelim yiyelim. Geliyor mu onlar? Sen bunları al annem. Bunları diğerlerinin yanına koyalım. Tut elinde. Paşam. Aşot yok mu? Var annem. Var da o tarafta çocuğum. Şuraya koydum annem de. Şimdi ekmek vardı. Ha. Ha evet o poşet benim poşet. Orada koymuş gelmişim. Onun içine katalım annem. Bakalım şöyle. Yenilebilecek otlar var mı? Daha yeni çıkıyor işte dediğim gibi. Daha bu yılın ilk otları bunlar. Bakın. Bu da böreğe girer. Bakın. Bu da sütlü ot deriz biz buna. Sizin oralarda ne denir arkadaşlar? Yazın bana yorumlarda. Farklı farklı. Çünkü her yörede ot isimleri farklı oluyor. Şimdi hatta bazı arkadaşlarım, takipçilerim benimle iddialaşıyor. Hayır Gülsüm diyorlar. O falanca ot diyor mesela. Ben şunu diyorum. O yok. Onun otun adı başka diyorlar. Ama arkadaşım bizim burada olan ismi bu diyorum. Yani her yörede farklı olabilir. Bizim burada sütlü ot derler mesela. Bakın. Evet. Şöyle temizlemiş oldum. Bakın gördüğüm otları, bildiğim otları şimdi. Daha dediğim gibi daha tam otlar çıkık değil. Bakın bir sütlü ot da burada var. Ama bunlar yenilen otlar. Yemediğimiz otları sizlerle asla paylaşmam. Yediğimiz otları paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle burası yengemgilin orası mısır tarlasının içi. Sulandığı için sanki burada daha önce olmuş otlar. Şöyle birkaç daha turp alacağım. Öbür tarafta turp otu çok fazlaydı. Oradan turp alacağım. Hiç olmazsa şöyle bir 5-6 gözlemelik falan otumu bulsam bana yeterli. Bakın bunlar da sütlü otmuş. Bunlar biraz kartlaşmış.
Bunlar önce çıkmış, karta kaçmış. Şöyle bakalım. Ay ay ay, şu turpotun da güzelliğine bakar mısınız? Vallahi çıtır çıtır. Şu göbeğini de alacağım. Bakar mısınız, şu göbeğini aldım. Vallahi kocaman ama tazecik. Şöyle. Vallahi tam böreklik. Al paşam bunu da. Al anneciğim. Şöyle bakalım. Bakın burada da aşotu varmış ama böcekler benden önce davranmış. Şöyle böcekler yemiş. Tabii onlar da ağzının tadını biliyorlar. Tam güzel olan otları yemiş. Aşotu deriz bunlara da. Bakın şunu da alalım. Bunun adı neydi? Adı aklıma gelmedi ya. Kız, adı aklıma gelmedi bir türlü. Yendiğini biliyorum da. Vallahi gelmedi ya. Dilimin ucunda bir ismi var. Şöyle. Neyse, eve gidince anneme göstereyim bakayım. Vallahi dilimin ucunda gelmedi bir türlü. Videoyu açtım, aklıma gelir dedim. Yok, gelmedi. Bunu da yiyoruz. Neyse, sizler yazın yoruma. Bilmediğim otun adını arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yazabilir. Vallahi gelmedi. Neyse, bir düşüneyim bakayım. Şuralarda gelincikler çıkmaya başlamış. İnce yapraklı gelincik. Burada gelincik çok fazla oluyor. Mevsimi geldiğinde. Bakın kokulu otlar. Birkaç daha kokulu otla alayım şöyle. Bahar otu diyorum ben buna bir taraftan da. Bahar müjdecisi kokulu otlar. Şöyle bazılarını seçemedim. Onları evde seçeceğim gar. Tek elle hem çekim yapıp hem de seçemedim. Şöyle dış yapraklarını. Ay, kafama takılır gar şu ot. Şu otu bilemedim, kafama takılır gar. Neyse, eve varınca anneme göstereyim. Bakın şunlar yenice çıkıyor, turp otları tazecik. Şunları hep evde temizleyeyim artık. Bakın şurada da var. Yengemin portakalları. Sütlü otlar. Çok fazla daha ot çeşidi yok. Daha yeni çıkacak otlar dediğim gibi. Şu otu dediğim gibi arkadaşlar, biraz önce dediğim ot. Bu otun ablam topluyor, bunu yiyor. Ama adını bilmiyorum bak. Ablama iyice sorayım bu ot mu diye. Ona göre bilmediğim için sizlere şimdi öneremiyorum onu. Ay çok güzelmiş bu turplar. Ay turpları görünce dayanamadım valla. Şuna bak. Şu turplar da güzelmiş. Şöyle göbeğini alayım. Bunlar az sonra şuraya durayım da ayıklayayım boşuna. Poşetimi doldurmayayım. Ben bunları sizlerle beraber börek yaparız inşallah. Fırsatım olursa çekerim. Fırsatım olmazsa Ömer'e yapar yedirim artık. Başka videolarımda çekerim belki. Dediğim gibi. Şunu da alayım. Oh, bayağı oldu. Şöyle. Ömer. Neredesin anne? Elinde mi otlar? Poşeti getirdin mi? Heh, şurada da. Heh. Alıyoruz mu? Evet.
Şimdi ben bunları bir ayıklayayım. Sen bana şey videoyu tut da. Baksana annem tozacık bunlar. Birkaç sefer bile bir özleme yaparım ben bunu. Şey, bunun yoğurtlaması da güzel oluyor. Sen yoğurtlamasını yedin mi hiç? Sevmem ben. Yoğurtlamasını sen yemedin herhalde sen. Ama bir ye. Sevmem. Bu sefer yaptığımda bir ye. Tadına sevmem. Bir bak. İyi hadi sana gözlemesini yapalım. Tamam hadi. O olur mu? Sever misin gözlemesini? Yerim ben öyle ya. Tamam. Bu türlü otlarla gözlemesini çok sever Ömer. Bak, bu kokulu ot. Kok bir. Kokusunu. Bu tam bahar otu. Değişik. Hı-hı. Bunlardan da karıştırıyorum ben içine. Şöyle şunları boşa götürmeyeyim. Seçivereyim. Hem kart hem de şöyle alt yapraklarını taze yerine götüreyim. Ot kalmadı. Sade göbeğini. Bak, tazecik şu kısmını çıtır çıtır bak bu kısmı. Bu kısmı kat biraz. O yüzden şöyle atalım. Bak şunu da atalım hatta. Nasıl olsa ot çok. Poşetimiz öbür tarafta kaldı. Şimdi bunları alalım. Poşetimize katalım. Şunun ismini bir türlü aklıma hala gelmiyor annem aklıma. Anneanneye şunu soracağım bakayım. Annem bilir. Şunun bir türlü gelmedi. Aklıma gelmedi. Bildiğim ot. Tam sizlerle beraber ot toplarken arkadaşlar şarjım bitti. Şimdi eve geldim. Şöyle gördüğünüz gibi otlarımı getirdim. Şimdi poşetime katacağım canlar. Bu videomu da burada kapatacağım. Sizlerle beraber inşallah Antalya'ya gidince bir gözleme yapalım turp otlarımızla. İnşallah beğendiğiniz bir ot videosu olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz canlarım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.